Dedim ki, Fatih'teki külliyemiz bitmek üzere. Önemine binaen şu konuları anlatıyorum. Tabii bura bizi zorladı, maddi de zorladı, inşaat zorladı, dibinde çok su çıktı zorladı, kepçeler kırıldı, neler oldu sanki yatıra denk gelmişik gibi. Yani ne sıkıntılarla bir seneye yakın temelden çıkamadık. Burada tabii papazlar da uğraştı, Yahudisi de uğraştı, büyüleri de, cinleri de müsakkar musallat edenler oldu. Dualarla, zikirlerle Allah belaları kaldırdı. Yani yapan müteahhit, 46 tane böyle bundan büyük binalar yaptım, ben böyle bir şey görmedim, durup dururken yani kayaya geliyorsun, kepçeler kırılıyor. Biz onun üzerine bazı işte tedbirler aldık, manevi tedbirler yani. Bazı insanları getirdik, okuttuk falan. Allah'ın izniyle El-Fatih Limavuluk hürmetine kilitler açıldı sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine. Bina bitti. Şimdi buranın en büyük düşmanı veyahut da buraların şenlenmemesi, açılmaması, sur içinde bu ilimlerin, zikirlerin, sohbet meclislerinin, çarşafların, şalvalı cübbelerin gezmemesini isteyen en büyük tabi faktör patrikhanedir. Bu patrikhane tabi başımıza bela olmuş. Şimdi bazı haberler sizden paylaşacağım. Efendim, bu Patrik Bartolomeos denen adam şimdi buna Yacıpaşa'da şey yaptı, suç duyurusu yaptı. İnşallah savcılar harekete geçerler. Bu adam efendim kanunlara uymadığından, Türkiye aleyhtarı hukuksuz faaliyetler yaptığından dolayı yargılanacak inşallah. Bunun yargılanması şart. Ne yapmış mesela? Diyelim 2009'da Obama ile görüşüyor New York'ta. Beyaz Saray'dan açıklama yapılıyor. Ekümenik Patrik diye geçiyor. Ekümenik uluslararası bir, yani ekümeniğin ilerisi ne? Vatikan neyse İtalya'da, Türkiye'nin, İstanbul'un içinde sur içini böyle yapacaklar. Nereye gidecek bizim evliyamız, ulemamız, Fatih Camii'miz, bütün camilerimiz, meşayihimiz, sultanlarımız, hepsi orada yatıyor ya. Ekümeniğe mi vereceğiz buraları şimdi? Bu adamın derdi bu. Ama adamın derdi değil. Dünyanın gavurunun derdi bu. Mesela GBC diye bir kanal varmış. Amerika'da. O kanala çıkıyor. Hiçbir soru sorulmadan diyor ki, biz diyor İstanbul'da, Türkiye'de çarmıha geriliyoruz diyor. Ya sana ne yapan var? Benden fazla yiyorsun, benden güzel geziyorsun, benden fazla koruman var. Her tıkırın yerinde, bütün Türkiye'nin nimetlerinden yararlanıyorsun. Kim seni çarmıha geriyor? Bak, gavurlara ne yapıyor? Türkiye'yi Amerika'ya şikayet ediyor. Siz diyor işte çarmıha gerildiğinizi düşünüyor musunuz diyor. Evet diyor. Düşünün diyor. Ondan sonra ne yapıyor? 8 Ağustos 2010'da Sümele Manastırı. Bu Sümele Manastırı başımıza bela oldu. Şimdi Maçkalılar seviniyor, turist geliyor veyahut da biraz işler açılıyor. Ben de Maçkalılara, Haçkalılara ne dedim geçen? Bir de kemençeyle karşıladılar Bartolomeos'u. Bir de tam Trabzon'u Fatih'in fethettiği günde, onu da ona hususi yapmışlar 15 Ağustos'a ki orada Pontus'u yeniden canlandırmak istiyor. Bizim Trabzonlular da benim gibi mübarekler, bir şeyden anladıkları yok. Kemençeyle karşılıyorlar. Dedim bak siz bunu kemençeyle karşılıyorsunuz ama sonra gavurlar buraları işgal ederse kemençenin sapı da senin elinde kalır. Ondan sonra aç açıkta kalırsın dedim yani. Bu dikkat etsin oralar. 88 yıldır Sümele Manastırı da ayin yasak, 88 yıl sonra şimdi bizimkilere nasip oldu. Mübarekler. İşleri bitti yani. Burayı açtılar. Orada Bartolomeos ne diyor? Bu bayram Pontus bayramıdır diyor. Pontus çok tehlikeli bir söz. Yani Trabzon ve civarının, bütün o Rize, işte Karadeniz'in eski Rum devletinin adıdır. Bu bayram Pontus bayramıdır diyebiliyor. Kimse de bunu ifadeye çağırmıyor. Ondan sonra Clinton'la görüşüyor. Yarın Ekümenik Patrik'le görüşeceğim diyor Clinton. Sonra diyor ruhban okulunun
açılması yönünde hükümete çağrıda bulunacağım. Allah'tan Ruhban oğlu okulu açılmadı. Allah da açtırmasın. Bundan sonra da açtırmasın. Amin. Ondan sonra Yunan zaten biliyorsunuz, Yunan devleti resmi uçak tahsis etmiş. Şu anda Patrik her yere Yunanistan'ın resmi uçağıyla gidiyor. Bir de ayrıyetten bu tehlike. Sonra ne diyor? 2019'da Yunan Dışişleri Bakanı işte Nikos bilmem ne geliyor. Diyor ki Fener'de Konstantinopol'ün en kutsal ekümenik patriği işte Bartolomos'la birlikteyiz diyor. Sonra Metropolite tam 4 kez diyor ekümenik, bir daha diyor ki ekümenik taht. Taht. Taht demek devlet demektir. Taht demek saltanat ve gücü temsil eder. Ekümenik taht. Yani bunun karşılığı Vatikanvari bir küçük devlet projesi. Şu anda maalesef bizim yanımızda, bizim külliyeyi yaptığımız yere işte 1 kilometre içeriden gidersen arayoldan o kadar yakın. İnşallah emellerine nail olamayacaklar. Ondan sonra daha birçok vasıtayla Biden'la görüşüyor. Biden yeni başkan. 2021'de efendim Biden'la görüşüyor. Diyor ki İstanbul'daki tarihi makamımızda hayatta kalma mücadelesi verirken neye hayatta kalma mücadelesi? Kilisenin cemaati yoksa biz mi geleceğiz yani? Kilisenin cemaati yoksa Yunanistan'dan ithal et, ayinle doldur. Müslümanı mı gavur edeceğiz? Hayatta kalma mücadelesi. Gelip de yıkan mı var? Yok. Yakan mı var? Yok. Saldıran mı var? Yok. Millet, efendim, senin kendi dininden adamlar da kiliseye gelmiyor. Ben ne yapayım? FETÖ'cüler gibi dinler arası diyalog, Bartolomos'ta cemaatsız kaldı, pazarda oraya gidelim arkadaşlar diyecek halimiz yok. Onlar dediler, FETÖ'cü dinsizler, dediler ki cuma camiye, pazar kiliseye, iki dinli olabilir, iki pasaportlu vatandaş. Ben ne yapacağım? Hayatta kalma mücadelesi veriyor sana, cemaati da mı ben göndereceğim? Senin gavurlar seni dinlemiyor, beni mi dinleyecek yani? Hayatta kalma mücadelesi verirken ekümenik taht, bu laf çok tehlikeli bir laf. Ekümenik taht, taht devlet, tahta verdiği daimi destek için ABD'ye minnettarız diyor. Demek ki ABD'nin, Yahudi'nin, tabii Yahudi bunları desteklemiyor ama Türkiye'yi bölmek, parçalamak için Yahudi tabii burada destekler. Çünkü Müslümanları da İstanbul'u da almak projesi olduğu zaman gavurlar tek millet olur, Yahudi Hristiyan bu noktada birleşir. Onun için efendim yine Fatih Kaymakamlığı'na bağlı Ayayorgi Kilisesi. Kilise nereye bağlı? Fatih Kaymakamlığı. Ya sen Fatih Kaymakamlığı'na bağlısın, gidiyorsun Amerika'da her yerde hükümet başkanı gibi karşılanıyorsun. Nasıl iş oluyor? İngiliz kralı tarafından, yeni İngiliz kral işte, ekümenik ifadesi yine kullanılmış. Bunları çoğaltabiliriz dünya kadar. En son 2023 15 Ağustos Yaycı Paşa bizi uyandırdı bu meseleden. Yani haberlerden, Akit Gazetesi'nin yaptığı haberden de uyandık ki o zamana kadar müze olan Sümele Manastırı'na Meryem Validemizin göğe yükseliş günü. Yahu Meryem Validemiz göğe yükselmedi ki ya. Bunların dini de ne kadar bozuk bir şey ya. İsa Aleyhisselam göğe yükseltildi. Diyorlar ki İsa Aleyhisselam Kudüs'te kilisede. Meryem Validemiz Kudüs'te bir kilisede kabri. Ben gittim ziyaret ettim. Şimdi diyorlar ki Meryem Validemiz göğe yükselmiş. Yahu tersine misiniz, nesiniz ya? İsa Aleyhisselam göğe yükseldi, Meryem Validemiz yerde kaldı. Hiçbir din namına, bırak hak namına, hakikat namına hiçbir şeyleri yok. Göğe yükseliş günü altında Pontus Bayramı gerçekleştirdi. 15 Ağustos Trabzon'un fetih gününe gelecek şekilde ayarlandı. Ayin ve 5. gol faaliyetleri Trabzon Pontus'tur. Mahalline gelen mesajlar verildi. Allah şerlerinden muhafaza eylesin. Şimdi hal böyleyken de efendim ne yaptılar?
bu hususta Cihat Yaycı paşamız harekete geçti, suç duyurusu yaptı, avukatlar suç duyurusu yaptılar. İnşallah Mavi Vatan Denizcilik ve Global Stratejiler Derneği olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusuna bulunuldu. Bu başvurunun bir an evvel kabulünü ve bu adamın yargılanmasını, Türk vatandaşıysa haddini bilmesini ve uluslararası memleketimizi karıştırmamasını inşallah sağlamak hususunda hakimler gereken kararı verirler.